Siz söyledikten sonra hocam, inşallah Nur Talebesi kardeşlerimiz de İttihadı İslam başlığı altında Türk İslam Birliği'ni her fırsatta işlemeye başladılar inşallah. Kardeşim, ben dedim ki Nur Talebesi kardeşlerimiz nezih insanlardır, efendi insanlardır, böyle muannit değillerdi dedik değil mi? Evet. Bak, en hayati konuyu ne yapmışlar? Dergide başlık yapmışlar. Güzel, evet. Maşallah, elhamdülillah. İnşallah. Değil mi? Bak, evet. İttihat-ı İslam'dan fellik fellik kaçıyorlardı. Evet. Birçok kişi. Ağızlarına dahi almıyorlardı. Şimdi bak, gündem oldu İttihat-ı İslam. Değil mi? Maşallah. Elhamdülillah. Demek ki gayret edilirse oluyor. İnşallah. Bak, söyleniz o. Mümin nasihata açıktır. Söze açıktır. Tabii. Mesela hiçbir yerde göremiyorduk bu yazıları. Hiçbir yerde duyamıyorduk. Tabii. Ama şu an bak, gürül gürül duymaya başladık. Geçenlerde söyledim, kardeşlerim dedim yani, her yerde İttihat-ı İslam birinci konu olarak ele alın. Çünkü Bediüzzaman söylüyor, ahir zamanda diyor, zamanımızda en büyük farz görev diyor, en büyük farz İttihat-ı İslam'dır. Müslümanların birleşmesi. İnşallah. Türkiye'nin öncülüğünde olacağını da anlıyoruz. Hatta Bediüzzaman Kur'an ayetiyle de açıklıyor. Burada da güzel bir aslında açıklama yapmışlar hocam. Evet. Ne diyorlar? Yani alt paragrafta son yıllarda Irak, Afganistan, Filistin gibi birçok İslam ülkesinin çeşitli işgallere ve saldırılara maruz kalması, İslam'ın mamur beldelerinin çiğnenerek binlerce masum Müslümanın katledilmesi, toplumumuzda terör kaynaklı olayların artması ve bir dizi olumsuz gelişmelerin yaşanması, İttihadi İslam fikrini sosyolojik olarak yeniden gündemimize taşımasını sağlamıştır. Bak. Bak, Allah'ın meydana getirmesiyle görüyor musunuz? Evet. İnşallah. Şimdi kardeşlerimizin yapacağı şey bu konuyu kesintisiz devam ettirmelerden. Bak, İttihat-ı İslam oluşuncaya kadar, Türk İslam Birliği oluşuncaya kadar, mesela Köprü dergisi de, internet sayfaları da her sayısında gündem yapsın. Biz namazı nasıl her gün kılıyoruz? Nasıl Allah'ı her gün anıyoruz, değil mi? Nasıl her gün Kur'an okuyorsak? İttihat-ı İslam'da her gün gündem olması lazım. Her gün. Daha önce unutulmuştu adeta. Bak, onun canlanmasını Allah bize vesile etti. Maşallah. Tabii. Aynen, inşallah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Müslüman Türk milletinin manevi şahsiyetinde olan inancını eserlerinde birçok kez vurgulamıştır. Necmettin Şahiner abimizin Bilinmeyen Taraflarla Bediüzzaman Said Nursi isimli kitabında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Müslüman Türk milleti olan bu inancını yine Bediüzzaman'ın kendi sözleriyle şöyle aktarmıştır. Bakın, Necmettin Şahin'e Bilinmeyen Taraflarla Bediüzzaman Said Nursi sayfa 233-234. Allahü Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şeytandan Allah'a sığınırım. Öyle bir kavim göndereceğim ki, öyle bir kavim göndereceğim ki, onlar Allah'ı, Allah da onları sever buyurmuştur. Maide suresi 54. Ben de bu beyanı ilahi karşısında düşündüm. Bu kavmin bin yıldan beri alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım. Bana diyorlar ki, niye Türk İslam Birliği'nden bahsediyorsun? Irkçı mısın sen diyorlar. Kur'an'da ayet Türk milletini işaret ediyor. Tabii. Türk milleti lider bir millet. Kaderi böyle. Ben genetik üstünlükten bahsetmiyorum ki, ahlak üstünlüğü. Liderlik vasfı var. Evet. Ben hiç öyle bir şey söyledim mi şu ana kadar? Tabii. Yani genetik üstünlükten bahsettim mi? Hayır. Ahlak üstünlüğünden bahsettim. O Maide suresinin tamamını okuyorum. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ey iman edenler diyor Cenab-ı Allah. İçinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse. Ki o zamanlar çok münafıklar çıktı, sahtekarlar çıktı. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in ve irtihalinden, tabi ve tebbe tabiinden sonra bozulmalar başladı. Allah yerine, bakın dikkat edin, kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, Allah'ı sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, yiğit, Allah yolunda cehd eden, gayret eden, gerekirse canını veren ve kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. İşte bu
burada bahsedilen topluluk Türk milletidir. Evet. Bediüzzaman'ın anlatıda bu. Burada genetik üstünlükle bahsediyor mu ayette? Hayır. Bakın ne diyor? Kınayanın kınamasından korkmayan, Allah yolunda cihad eden, delikanlı, yiğit millet. Kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu. Tarihe bakan bunu görür. Tabii. Ben uzun uzun anlatmama gerek yok değil mi? Aynen öyle. Güçlü ve onurlu değil mi? İnşallah. Doğru mu? Tamam. Bakın, Allah kendisinin onları sevdiği, bak onların da kendisini sevdiği diyor Allah. Türk milleti kadar Allah'a iman eden bir millet var mı? %99'u Allah'a iman ediyor araştırmalı. %99. Dünyadaki en yüksek oran. %99. Müminlere karşı alçak gönüllü. Gidin Anadolu'ya bakın. Nasıl mazlumdur benim millet. Nasıl şekerdir. Nasıl güzel uyuşur ya. Bu ırkçılık mı? Şunu söylemeden geçemeyeceğim hocam müsaadenizle. Evet. Bu %99 oran Türkiye'mizin 1970'lerinde bu şekilde değildi. Belki de %50-50 idi o zamanki 68 gençliği materyalist ve Marksist akımlar vesilesiyle Darwinizme inanma oranı belki de Allah'a inanma oranından çok daha çok fazlaydı. Yüksek, evet. Allah'ın izniyle sizin 1980 yılından 80'lerden itibaren yaptığınız kültürel bilimsel çalışmalar Darwinizmi yıkan çalışmalar vesilesiyle Allah vesile etti. Bu konuda yurt dışındaki haberler de katarak söylüyorum bunu. Milletimizin imanında gelişmesinde çok vesile oldunuz. Allah razı olsun hocam. Hakikaten o devirde yapılan anketlere bakıyoruz. 1980'lerden sonra yapılan anketlere bakıyoruz. Yani muazzam fark var. Maşallah. Ve 80'lerden sonra muntazam artmış. Sürekli artmış. Maşallah. Ve devamlı artıyor. Sürekli yükselmiş. Ve bütün Avrupalı Darwinistler Türkiye'de ümit var değiliz diyorlar. Yani Türkiye'yi kaybettik diyorlar. Geçmiş olsun. Elhamdülillah. Maşallah. Oralarda kaybedeceksiniz yani. Bak şimdi İsviçre'nin kapısına dayandık. Allah'ın izniyle orayı da fethedeceğiz. İnşallah. Teker teker hepsi düşecek yani. İnşallah. İnşallah. Osmanlı ordusu gibi yani inşallah. İnşallah. Çünkü imansızlık dünyaya azap veriyor. Bak ekonomik krizden perişan halde Avrupa. Evet. Kökeninde imansızlık var. Çünkü imansızlık egoistliği, bencilliği getiriyor. Toplum egoist, bencil olduğunda ekonomik yönden de çöker, manen de çöker.